Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. Kavramlar serisini sürdürüyoruz. İnşallah bu sohbet bu serinin 114.'sü olacak. Alfabetik olarak gittiğimizden sıra muktesimin sözcüğüne geldi. Bu muktesimin sözcüğü Kalem suresinin 17-24'ünde hani bir bahçe sahipleri diye anlatılan bir pasajda geçen bir sözcük. Muktesimin sözcüğü kasam, kısım gibi böyle şeyleri var. Hem bölünme, parça parça ayırma hem de yemin, yeminleşme anlamlarını içeren bir kalıptan gelir. Burada ki yani özellikle bu hani Kalem suresindeki muhtesiminle kimin kastedildiği yerine falan gittiğimiz zaman bunun bir de Nemil suresinde kasemleşenler var. Onların da anlaşılabileceği gibi bir yaklaşım da var ama içeriğini de işlediğimiz zaman bunun tamamen Kalem suresindeki kişiler olduğunu görmekteyiz. Öyleyse ben bu muhtesimin konusunu size Kalem suresindeki bölümden arz edeceğim. Oradaki pasajda yani bu defa sözcüğün sadece anlamını değil, olay nedir, bu sözcük nerede geçmiş, neyi ifade ediyor falan tarzında onlar hakkında biraz ayrıntı vereceğim. Çünkü gerekiyor. Şimdi bu sözcük dedim ya Kalem suresinde 17'den başlar 33'e kadar olan bir grup içerisinde geçer. Orada ben size şöyle ya şey 2-3 pasajdan ibaret uzun da ben başına gireyim sonrasını detay olarak anlatayım. Şüphesiz biz o çiftlik sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara bela vereceğiz. Burada muhatap olan Resulullah anlatırken Mekke müşrikleridir. Cenab-ı Hak diyor ki bir zaman bir bahçe sahiplerine belalar vermiştik, musibetler vermiştik. Bu Mekke müşriklerine de böyle bir bela vereceğiz. Anlatacağım. Hani onlar sabah olunca erkenden çiftliğin ürünlerini devşireceklerine yemin etmişlerdi. İşte bu. Bir istisna da yapmıyorlardı. Yani bu istisnası bunu şeyde yaparken iki türlü istisna yapılır burada. Hem bir hani ne deriz? Bize Kehf suresinde de öğretildi Rabbimiz tarafından. Yarın şu işi yapacağız deme ancak illa en yaşa Allah. Allah izin verirse, Allah yaratıverirse, Allah fırsat verirse diye söyleyin diyordu Cenab-ı Hak bize. Bunlar Allah'ı falan karıştırmıyorlar. Allah umurlarında değil. Allah izin verirse, Allah fırsat verirse, Allah nasip ederse falan filan dememişler. Garanti şeyi toplayacaklarına yeminleşmişler. Evet. Şimdi devam edelim. Ama onlar uyurken Rabbinin tarafından bir bela olarak bakın şimdi buraya dikkat edin. Bir bela olarak bir gece bekçisi çiftliğin üzerinde dolaşıverdi. Sabaha çiftlik biçilmiş, devşirilmiş gibi oluverdi. Onlar uyurken daha kalkmadan gece bekçisi gitmiş, orayı talan etmiş.
Orada meyve, sebze falan filan hiçbir şey koymamış. Evet. O da hiçbir şey kalmayınca sabahladıkları vakit birbirlerine seslendiler. Haydi devşirecekseniz sabahleyin erkence gidin dediler birbirine. Hemen yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Buraya da dikkat edelim. Sakın bugün aranıza bir yoksul sokulmasın. Yoksula ikramı bile istemiyorlar bu adamlar. Ha, bir yoksul. Hepsi kendilerine olacak. Böyle bir karakter çiziyor Cenab-ı Hak. Sadece engelleme gücüne sahip, şiddete güçleri yeten bir tavırla erkenden gittiler. Ama çiftliği gördüklerinde biz şaşırmışız, yanlış yere gelmişiz. Yok yok, biz yoksul bırakılmışız. Allah bizi cezalandırmış dediler. En hayırlı olanları, en hayırlı, orada bir de imanlıları var bunların içerisinde. Hepsi aynı kafa değil. Ben size Allah'ı noksanlıklardan arındırmıyor musunuz dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimiz seni tenzih ederiz. Doğrusu bizler yanlış, kendi zararına iş yapan, haksız davranan kimselermişiz dediler. Sonra döndüler, birbirlerini kınıyorlardı. Yazıklar olsun bizlere. Bizler gerçekten kendini Firavun gibi gören azgınlarmışız. Umarız ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Gerçekten biz bütün ümidimizi Rabbimize çeviriyoruz. Dünyada azap işte böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilenler olsalardı. Evet, bu Necim'de, bu paragrafta anlaşılmayacak bir şey yok. İşte böyle hepsi benim olsun diyen, gizli gizli fakirden, fukaradan hani bile mal kaçıran, onlara ikramı bile çok gören bir grup bahçe sahipleri. Ama geceleyin hani ürün toplamaya gideceklerine kararlaştırmışlar. Ama oradan birisi kim olabilir? Gece bekçisi. Açacağım biraz sonra. Siz gece bekçisi lafını, sözünü, bu ifadenin kullanımını ilk defa duyuyorsunuz. Şimdi onları da açacağım. Bir de bu konunun aydınlanmasını Allah'ın izniyle tam şey yaptığım için sizinle de ben ilk defa böyle sesli paylaşmış olacağım. Ve gidiyorlar. Durumu gördükten sonra hata ettiklerini anlıyorlar, pişman oluyorlar, tevbe ediyorlar. Ha, neyse olan malımız olsun, iş olmazsa biz kendimizi toparlarız demiş oluyorlar. Tamam. Burada. Buradaki muhteşem. Şimdi bu pasajın bize ifade ettiği şeyler şu. Yani bir insan ne kadar hasis, cimri olursa olsun onu Allah'ın bir belası olarak kaybetmek durumunda kalacaktır. Ama bunlar uyanmış, bunlar tevbe etmiş. Ama başkası uyar mı, uyanmaz mı? Tabii o ayrı bir şey. Şimdi bu nokta tazeyken bir yönü daha burada şey yapacağım. Cenab-ı Hak bu olayı yani böyle Allah'ı dikkate almadan kendi kendine hani burada tağav geçiyor, firavunlaşmışız diyor, hepsi bizim olacak. Bu tip şeyleri Kur'an'da çok değişik pasajlarda, değişik ortamlarda misaller verir. Hani böyle bir Sebe ülkesi vardır. Onu verir. Yine Kehf suresinde hani iki bahçe sahibi olarak verir vesaire ya. İşte öyle. Fakat bunu net olarak bir genelini ifade eden Kur'an'ımızda başka bir necim var. O da Nahl suresinin
112 ve 113. ayetlerinden oluşur. Yani bu konuyu siz de yani bizim okumamızdan, bizim mealden falan değil. Hangi meali bulursanız bulun, oradan okuyun, siz de inceleyin. Nahl suresinin 112 ve 113. ayetleri. Ve Allah bir kenti misal olarak verdi. Hani biraz evvelki okuduğumuz pasajda ise biliyorsun bir grup hani bahçe sahipleri dediğin zaman ortaklaşa bir çiftliğin sahipleriymiş. Bunlar kişisel bir şey. Ama bir de böyle kentsel büyük şey yapanlar var. Evet, böyle bir örneği veriyor. İyi dikkat edelim. Bu kent güvenli, huzurlu idi. Ve oraya her bir yerden rızkı bol bol gelirdi. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı iyilik bilmezlik ettiler. Allah da onlara yapıp ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini, felaketini tattırıverdi. Ve andolsun ki onlara işlerinden bir elçi gelmişti de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yaparlarken azap onları yakalayıverdi. Evet, elçi gelmiş onlara, infak etmezseniz başınız belaya girecek demiş. Sonra anlatacağım onu. Şimdi gelelim yani bu pasajdaki belirli noktalara. Şimdi efendim, olaya şöyle bakacak olursanız, buradaki benim bir gece bekçisi diye çevirdiğim sözcük Taif sözcüğüdür. Taif sözcüğü tavefe'den gelir, tavaf sözcüğü de buradan gelir. Bunun anlamı bir şeyin, bir nesnenin etrafında dönmek demek. Fiil olarak. Hani hacca gidenler Kabe'nin etrafında böyle turlarlar ya, bu eylemin adı tavaftır. Bu fiilin kökü de tafedir. Kur'an'da Taif diye geçer. İbrahim peygamber hacca şey yaparken haçın oradaki ifadelerden ve Taif'in der. Burada dolaşanlardır. Yine Kur'an'da size Safa Merve arasında dolaşmanız, gidip gelmenizde sakınca yoktur diye de hani ayetler var. Evet. Ama Taif dolaşan demek. Biz hani hep uyutulmuşuz da tefsirciler geçmişten güne, bugüne bize buradaki olayı tayfun olarak ifade ettiler. Bizler de gafletimiz döneminde biz de bunları tayfun geldi diye ve bahçeyi tayfun yok etti diye öğrendik. Ama sonradan bundan hani vazgeçtik. Tevbe ettik. Sizlere durumu anlatacağım. Şimdi Kur'an'ımızda onu şöyle söyleyeyim. Kur'an'ımızda kesin olarak Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği bir ifade var. Nedir o? İbrahim suresinde kesin olarak Allah bize buyurur ki, ifade eder ki, zalimlerin, günahkarların cezasını dünyada vermeyeceğim, ahirete bırakıyorum diyor. Bu bir ilke, Allah'ın ilkesi. Allah'tan sadır olmuş ilke kararları, bunları ben Kelimet-i Rabbik yahut da Kavlullah, Allah'tan sadır olan, sebkat eden sözlük diye geçmişte de defalarca size anlattım. Yani hiçbir zaman içi Allah dünyada insanları bizatihi cezalandırmıyor. Ahirete bırakıyor. Peki
Bakıyorsun, kıssalara bakıyorsun, Ad kavmini bir kasırgayla yok etmiş. Semud kavmini yine yerle bir etmiş. Lut kavmini yere batırmış, üzerine taşlar yağdırmış ya da gözlerini kör edivermiş. Bu bahçe sahiplerine de dediğim gibi bir tayfun yollayıvermiş. Adamların bahçesini yok etmiş. Bu ayetle, yani bu anlatımla, benim bu anlattığım tarzla, bu İbrahim suresindeki ayet dikkate aldığımız zaman Kur'an'da bir çelişme yok mu? Hani Allah suçluların cezasını ahirete bırakıyordu. Niye bunlara vermiş ki? Düşünelim. Tayfun. Şimdi buradan sözcüğün orijinali Kur'an'daki, bakın Kur'an'daki sözcüğün orijinali taif. Bize yıllar yılı 1400 senedir bu taif sözcüğünü tayfun olarak ifade ettiler. Tayfun. Tayfun ne? Herhalde bilirsiniz yani tayfun sözcüğünü. Tayfun, yani hani normal olarak atmosferde gelişen şiddetli rüzgarları, ilginç bulut yapıları, sellere yol açan yağmurlarıyla dünyanın en olağanüstü hava olaylarından bir tanesidir. Peki, tayfun bu. Bu tayfun böyle hani ne derler? Odaklanarak hiçbir kimseye zarar vermeden çiftçilerin bahçesine özgü olur mu? Yani bir parsele, bir bahçeye, bir çiftliğe tayfun gelir mi? Yoksa tayfun daha uzaklarda oluşup sonradan önüne geleni, gideni, sağını, solunu yıkıp arabaya çeviren bir doğa olayı mı? Ne dersiniz? Böyle adrese şey olur mu? Bunu düşüneceğiz işte. Hani şey vardır, onu size anlatayım. Bir fıkra vardır da konuyu iyi anlamanız için anlatayım. Memleketin birinde hani köylüler ormanı şu yakar yıkar, sonradan da yağmur duasına giderler. Ha, yağmur duasına da erler, böyle gitmez, böyle yapılır. Onu da anlatayım. Bu şeyleri organize eden hoca efendi, yağmur duasını organize eden, duadan sonra çıkmış kendi tarlasının şeyine gitmiş. Bir vadide, bir dere kenarında tarlası var. Oraya varınca tarlasına ey Allah'ım demiş, dua etmiş. Gerisini boş ver de demiş. Benim tarlayı rahmetsiz bırakma diye bir dua etmiş. Hemen bir iki gün sonra da bir yağmur, sel, felaket falan derken bizim hoca efendinin tarladaki ne kadar toprak varsa sel almış gitmiş. Adam tarlaya bir bakmış, tarlanın yarıdan çoğu yok. Kaldırmış, ey Allah'ım demiş. Suç sende dedim, sana tarlayı gösteren. Evet, şimdi böyle gösterilmiş noktaya parsel, hiçbir komşuya şuraya buraya zarar vermeden böyle bir tayfun olur mu? Bunu aklımızla, mantığımızla düşünelim. Aklımıza yatıyorsa tamam olur diyelim. Yok olmuyorsa, bu sünnetullah'a aykırıysa, fizik kurallarına aykırıysa olmaz diyelim. Ve arkadan da İbrahim suresindeki ayeti, hani 30-32'de onu şey yapayım. Onu da hemen şey yapalım. Ne diyeceğiz onlar? Onlara kesin olarak Allah'ın dünyada insanları cezalandırmayışını da ilke olarak bilelim. Yani o Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi falan Allah helak etmedi. Böyle yani özel olarak o toprakları yok etmedi. Onları daha uzun sonra anlatacağım. Şimdi buna gelince burada neyi arz ettim size biliyor musun?
Ben sözün orijinalini anlattım size. Taif. Taif dolaşan dedim, değil mi? Bir şeye etrafında tur yapan. Turist gibi. Hani ben şeyde Haç'la ilgili taiflerin de normal olarak turist olarak çevirdim. Böyle bir çevreni şey yaparken. Araplar taif sözcüğünü tekil olarak taif sözcüğünü evlerini koruyan, mahallelerini koruyan, evlerinin etrafında dönen gece bekçilerine derlerdi. Evet. Gece bekçisi. Taif, unutmayalım. Bütün lugatlarda, bakın kadim lugatların hepsinde var. Tacın'da var, Lisan-ı Arap'ta var, Es-Sıhhah'ta, Cevheri'de var ve Müfredat'ta var. Hepsinde Taif sözcüğünün gece bekçisi demek olduğunu yazar. Ama takan kim? Başta ben olmak üzere. Allah affetsin. Taif gece bekçisi demek. Şimdi gelelim bir başka şeye. Şimdi Taif derken bir de şey var, bazı lugatlar Taif sözünü, gece bekçisinin şeyini Ases diye çevirirler önce. Ases. Ases gece bekçisi demek. Zabıta demek. Öyle değil yani şöyle. Hani şey vardır da askerlerde yahut da öğrencilerde şey yapmak için ne denir? Esas duruş denir ya. O sözün aslı esas duruş değil. Esas duruşun da anlamı yok. Esas ne? Neyin esasını duracak? Ases duruş demek. Ases Arapçadan gelir. Asker duruşu, bekçi duruşu demek. Hazır ol da geçmenin adı. Esas duruş değil, ases duruşudur. Bunu da bildi. Bu sözcükle ilgili affedersiniz ne diyeyim şey olsun. Yani lüzumsuz malumatlar ansiklopedisine yazın yani. Çok da önemli bir şey değil yani. Şimdi gelelim meselenin şöyle bir çözümüne. Nedir o? Bu adamlar, bu paragraftaki adamlar, hani çiftlik sahipler var ya, onlar Allah'la ilgili bir düşünceleri yok. Allah verdiydi. Allah isterse verir, ikram eder falan diye bir düşünceler yok. O yok. İslah etmiyorlar. Veyahut da burada biz garip, yani garibanların da bir payı olur. Onlara da bir ikram edelim diye öyle de bir şey yok. Tamamen lüks yaşam içerisinde yaşayan bir adamlar. Evet. Değerli dostlar, Cenab-ı Hak lüks yaşamı, tekasürü yasakladı. Yani mesela lüks yaşam. Niye? Altın malzeme kullanmak, tabak, çanak, diyelim kaşık, çatal falan filan yasak. İpek giymek yasak peygamberin şeyiyle. Bunlar lüks. Şimdi neden yasak? Birincisi lüks yaşayan adam. Ha, şimdi hani o altın gümüş falan filan oradan gitti mi? Yok. Lüks konutlarda, şatolarda, saraylarda yaşamak da yasak. Millet vasat bir arabaya binerken çok lüks otomobillere, arabalara, ciplere vesaire onlara binmek de yasak. Ha, haram değil de haram sözünün Türkçesi yasak demek yani. Neden yasak? Çünkü lüks yaşayan adam kendisini hani bir şey zanneder, kibirlenir, ucub, şımarır, şımarır, tuğyana gider. Peki onun çevresindeki garibanlar da ne olur? Kıskançlık duygusu artar. Onlar da kıskanır. Kıskançlığa yönelir. Allah bunları uyarıyor. Hani Felak suresinde ne var? Ve min şerri hasedin izâ haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden de sana sığınırım diyor Allah. Bana sığının diyor Allah.
Bunun anlamı ne? Çevrenizde kendinizi kıskandıracak, haset ettirecek kimse bulunmasın. Ha, bak şimdi şöyle geldik. Herkesin lüks otomobili olabiliyor. Ortam gayet müsait. Lüks otomobil yasak olmaz. Herkes ipek giyebiliyor. Herkes ama A'dan Z'ye kadar herkes ipek giyebiliyor. Ne ötekini böyle şımartıyor, ne de ötekini kıskandırıyor. İşte haram falan olmaz. Altın gümüş, herkes altın gümüşten kapkaçak yapabiliyor, çatal yapabiliyor, bilmem ne yapıyor. Bir, bazı yerlerde de hani arabalarını, otomobillerini, tamponlarını falan altın yaparlarmış ya. Herkes yapabiliyorsa da yapsın. Kendisini gurura, kibire sevk etmeyecekse, çevreyi de kıskançlığa sevk etmeyecekse yapsın. Mesele değil. Öyleyse buradaki kompozisyonu çizilen kişiler fakirlerden kaçıyorlar. Adamlar gece bekçisi. Orada gece bekçisi diyor. Bu şımarık adamlar aşağıda da ayetin şımarıklıklarını, tuğyan ettiklerini ifade ediyor. Tuğyan Firavun'un sıfatıdır. Ha, bak onu da unutmayın. Tuğyanın esas adı yani bardaktaki suyun şöyle düşünün taşması da. Halbuki orada olması lazım. Veyahut da kapkacak içerisine mesela bir mayalı şey yapın. Koyun mesela bir bardağa hamur mayalayın. O bardak şey yapıp da onun dışa taşanına tuğyan denir. Bunun anlamı ne? İnsanlık sınırını aşan demek. Tağut demek, tuğyan demek, insanlık sınırını aşan demek. Bunlar insanlık sınırını aşmış. Bu defa o bölgede rızkını temin etmek için gece onlara hizmet eden adamlar bunları kıskanır mı, kıskanmaz mı? Gayet doğal. Allah belalarını veriveriyor. Tamam mı? Onları yatırıyor. Onlar uyurken bekçi gidiveriyor. Orayı talan ediyor. Orada hiçbir şey bırakmıyor gidiyor. Sebep o. İşte o bahçe sahiplerinin bahçesini tufan değil, tayfun değil, tamam mı? Tamamen bir gece bekçisi. Hem de tek Cenab-ı Taif diye tekil diyor. Onlardan bir tanesi bunu yapıyor. Belki 3-5 tane o kentte gece bekçisi vardır ama onlardan bir tanesi diyor Cenab-ı Hak. Nekre belgisiz veriyor. Bir tane gece bekçisi onların işini hallediyor. Şimdi gelelim Kur'an terbiyesine. Ne dersiniz? Şimdi önce mesela Bakara suresinin 195. ayetini burada bir hatırlayalım. Ve Allah yolunda malınızı harcayın. Başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Allah'ın emrine bak. Allah yolunda harca. Başta akrabasın vesaire veyahut da komşu, mofu onların nafakalarını da sağlayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın. Ve iyileştirin, güzelleştirin. Şüphesiz Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Evet. Ne oldu şimdi bu ayete baktığın zaman? Orada fakir gelmesin diyor. Fakirin haberi olmasın, yoksulun haberi olmasın diyordu ya. Evet, burada da hemen Cenab-ı Hak eğer ki infak etmezsen Allah yolunda veyahut da çevrendeki insanların nafakasını temin etmezsen, sen lüks işinde yaşarken, bakın lüks işini yaparken, o adam geçim sıkıntısı çekiyorsa, açlık çekiyorsa, o hemen harekete geçer, sana zarar verir, çiftliğini de yok eder, evini de yakar, damını da üstüne yıkar. Ayetteki anlatılan bu. Orada bir gece bekçisi şey yapıyor. Şimdi zaten hani şöyle bir şey var. Cenab-ı Hak Rum 41-42 de hani yerde, yeryüzünde, gökte kargaşa
huzursuzluklar meydana geldi. Neden meydana geldi? İnsanların kendi yaptıklarından oluyor. Hani bu huzursuzluk, bu hani fesat dediğimiz zaman şeyi unutmayın yani burada. Hani gökten tayfun geldi de o tarlayı yok etti. Yok, öyle değil diyor Allah. Bir mâ kesebet, İnsanların kendi eliyle yaptıklarından kaynaklandı. Allah yollamadı. İnsanlar kendi sonlarını, kendi şeylerini kendileri hazırladılar. Ama burada bir şey var. Hani biraz tatsınlar da yola gelsinler diye. Ha, bu şey hani bahçe sahipleri Kalem suresinde hani orayı böyle perişan görünce, bağ bahçe ürün her şey yok olunca hani akılları başlarına gelmiş. Aynı akıllarına başlarına gelme olayını da hani şeyde unutmayalım. Kehf suresinde de iki arkadaşla da aynen oradakinin de akıllandığını, hani imana geldiğini, gerçeğe döndüğünü de görüyoruz. Öyleyse şimdi bunlar da şöyle bir şey anlatalım ve sohbeti burada kapatayım. Şimdi Hud suresinin 100 ila 101. ayetlerinde, bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. İşte geçmişte yönelik bu anlatım, toplumları anlatır da, kentlerin ciddi haberlerinden, önemli haberlerindendir. Ad, Semud, Lut, Nuh, Firavun, bahçe sahipleri vesaire. Ha. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta olan ve biçilmiş ekin olan da vardır. Kendisini toparlamış, ayakta duruyor ama aklını toparlamayıp da ekin gibi biçilmiş, yok olmuş olanları da vardır. Şimdi durun. Ve onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendilerine haksızlık ettiler. Yani o toplumların hepsi kendi ölüm fermanlarını imzaladılar. Olay bu kadar basit. Unutmayalım. Allah'ın dünyada bize yaşattığı belalar kendi kulları eliyle yaşanan belalardır. Öyle gökten özel bir tayfunu arsaya yollayacak da yok edecek de, yok Musa'nın hani Firavun'u boğmak için gidip de barajını patlatıverecek de, yok o kentin üstüne taş yağdırıverecek de, yok o işlerin Allah'la ilgisi yok. Unutmayın. Allah zalimleri dünyada cezalandırmaz. Onların cezasını ahirete bırakır. Sünnetullah bu. Evet, bu sohbeti de burada kesiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.